Wagner lideri Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner savaşçılarına bağlılık yemini zorunluluğu getirdi. Belarus Devlet Başkanı Lukashenko ise Wagner mensuplarının Belarus'ta kalacağını açıkladı. Düşen uçağın kara kutusu da incelemede. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in ve diğer özel birliklerin Rusya'ya bağlılık yemini etmelerini zorunlu kıldı. Putin, Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in ölümünün ardından yeni bir kararname yayınladı. Putin, ordu adına çalışan ya da Moskova'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu olarak adlandırdığı operasyona katılan herkesin Rusya'ya bağlılık yemini etmelerini emretti. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre kararname Rusya'nın savunmasının manevi ve ahlaki temellerini oluşturmaya yönelik bir adım olarak tanımlandı. Yemin metninde komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerine harfiyen uyacaklarına dair söz verdiriliyor. Putin tarafından imzalanan kararname hemen yürürlüğe girdi. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko ise Wagner mensuplarının Belarus'ta kalacağını açıkladı. Belarus Devlet Haber Ajansı Lukashenko'nun "Wagner yaşadı, hayatta ve Belarus'ta yaşayacak" dediğini belirtti. Wagner'in başına kimin geçeceği konusunda ise bilgi verilmedi. Kremlin ise Prigojin'in uçağının düşmesinin ardından öldüğünün kesin olarak teyit edilmesi için test sonuçlarının beklenmesi gerektiğini bildirdi. Rusya Soruşturma Komitesi uçağa ait kara kutunun bulunduğunu ve enkazdan çıkarılan 10 kişiye ait cenazelerin kimliklerinin belirlenmesi için moleküler genetik testlerinin yapıldığını açıkladı.